Selamlar arkadaşlar, ben Sertaç Kemiksiz. Kanalıma hoş geldiniz. Kanada'da yeni bir videoyla sizinleyiz. Bugün IKEA'yı geziyoruz. IKEA'da sıfırdan bir ev kaça düzülür? Bunun çekimini yapacağız arkadaşlar. Maliyetler, ne alıyoruz, ne almıyoruz, ne kadar tutacak? Bunların hepsini size bu videoda göstereceğiz. Ona göre. Annem istiyor. Annen kart istiyor. Selamlar arkadaşlar, IKEA videomuzdan merhaba diyelim. Öncelikle IKEA'da bir şeylere başlamadan önce biz çok acıkmıştık, yemek aldık. Ne aldık? Öncelikle poçini içememiştik. Bence hani doğru yer değil burası ama Sertaç dayanamadı, illa burada yiyeceğim dedi, aldık. Evet, çok da başarılı görünmüyor ama. Bir kids menü aldık, içecek dahilmiş, 4.49. Her zamanki İsveç köfteden ben aldım. Bakalım tadı aynı mı? Aynı olması gerekiyor ve burada da bir fish and chips gibi bir menümüz var. Toplamda ne kadar oldu? Hemen söyleyelim. Toplamda 32.16 ödemiş olduk, vergiler dahil. Bayağı da bir yemek var arkadaşlar. Bence gördüğünüz 4, gibi. Evet, yani 3 kişiden rahatlıkla 3 yetişkini doyururuz. Doyarız gibi. Şimdi aşağı ineceğiz. Biz birazcık atıştıralım. Çünkü gün içinde de bazı videolarımız oldu vesaireler oldu. Acıktık. Görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi IKEA'ya geldik. IKEA'nın girişi şu taraftan oldu. Yani girer girmez böyle geliyoruz ama burada kasalar vesaireler var. Burada işte Swedish Food Market'tir. Burada Ela bir dondurma aldı. Henüz yolu bulamadık. Mobilyalara falan nereden geçeceğiz onları bulamadık. Bugünkü ihtiyaçlarımız neler? Onları da listelemiştik. Mesela evde bazı şeyler yok. Şimdi şöyle bakalım ne var ne yok. Bizim evde olmayanlar. Mesela silikon alacağız, perdelik alacağız, perdelere vida alacağız, tepsi alacağız, su bardağı almamışız. Çöp kovası ve sabunluk yok. Bunlar eksik. Onun dışında tereyağı bıçağı. Yelda bir bıçak getirmiş, sivri sivri ucu süremiyoruz hiçbir şekilde. Ela'ya oyuncak koymak için kap gibi bir şeyler alacağız. Çekmece alacağız. Çekecek alacakmışız. Plastik çukur kap alacağız. Ütü masası alacağız. 2'ye 2 alez alacağız. Bizim alezi takarken ben yırttım. Yırtarak taktım. Burada yatak bayağı büyük. 3 kişi çok rahat yatıyoruz. Ela da tabii yanımıza geliyor haliyle. Onun dışında duş perdesiyle leke çıkartıcısı alacakmışız. Bunlar ilk etapta. Sonra bizim tabii şu anda size göstereceğimiz şeyler var. Sıfırdan bir evi nasıl düzersiniz? Sıfırdan ev alırken ne kadar para harcarsınız? Ne yaparsınız? Bunları göstereceğiz. Bizim elzem ihtiyacımız ne var? Biz birçok şeyi evi tutarken bütün eşyaları da satın aldık arkadaşlar. Öyle söyleyebiliriz size. Nasıl olsa uzun bir süre burada olacağımız için. O yüzden bizde yatak odası malzemeleri var. Ela'nın odası malzemeleri var. Bazı dolaplar var. Benim çalışma odam için gerekli malzemeler var. Bunların hepsi var şu anda. Salonumuz yok. Hatta televizyonlar bile var. 2 televizyon bile var. Salonda eksikliklerimiz var. İşte bazı banyo malzemeleri onlar eksik ama ben sizin için burada hepsini kaça halledebileceğinizi gösteriyor olacağım. Yani bizde olanları burada çekmeyecek değiliz. Siz geldiniz dımdızlak bir kiralık eve girdiniz. Ne kadar neye ihtiyacınız var? Bunlar size kaça patlar? Hepsi bu videoda olacak. Muhtemelen 3-5 kere gideceğiz geleceğiz. Ben hepsini birleştirip bir tane videonun içine dahil edeceğim. Benim fikrim kabaca bir 10.000 dolara yakın paranız gidecek. Para gidecek yani. Biz mesela ev eşyalarını çok ucuza aldık. 2500 dolara aldık. Kanada dolarından bahsediyorum bu arada. Bu bütün saydığım şeyleri. Hatta bahçe mobilyaları falan da aldık. Onları da ev turunda size detaylı olarak gösteririz. Ama sizin için muhtemelen bir 10 olmasa da 7-6 buralarda bir şeyler gidecektir diye düşünüyorum. Öyle görünüyor çünkü. Yani kaliteli bir yerden koltuk alırsanız 5.000 dolar falan mesela, öyle düşünün. Ama tabii ki biz o yüzden IKEA'ya geldik. IKEA'dan bakalım ne kadar düzebileceğiz. Evet arkadaşlar, IKEA günlerinin bir tanesindeyiz. Burada şu anda bir araba dolusu malzeme aldık. Bakalım neler aldığımızı birazdan kasada size göstereceğim. Ne kadar tuttuğunu da göreceksiniz. IKEA günlerine bayağı bir geleceksiniz. 2-3 kere muhtemelen. Bu günlerden bir tanesi. Bakalım ne almışız, ne kadara mal olmuş. Şimdi onları şey yapacağız. Ne bulamadık? Çekecek bulamadık. Ha. Ne almışız? Neyse onları birazdan size gösteririz. Burada birçok aldığımız şey var. Şunlar mesela 10 dolar. Şunların hepsini birazdan tek tek paketlerken bu neydi? Ha, bu perdemizdi bizim. Perdemiz. Perde aldık. Kap aldık. Ondan sonra şöyle biz kap serisi aldık. Hı hı. Bunlar ne? Bunlar şey dolap içi raf ve dolap perde. Dolap içi raflar. Bunları çok kullanacaksınız eminim. Perdenin kendisi. Perdenin sopası. Hello. Var. Yeah. Şurada ıvır zıvır and var. Also I bought from the self checkout a soap. Hop, geç bakalım. But it is in the basket. Şu bardaklar I paid already. Okay? Sure. Aha. Şöyle koyalım tuvalet şeyleri. Ha, this is. Sabunluk, okay. Mamunluk. Burada ıvır zıvır kesme. Perdenin geri kalanı aparatı. Ondan sonra şunlar 1 dolar. Askılıklar, benim tişörtlerin omuzları genelde hep geniş olduğu için. Ayıptır söylemesi, omuzlarım biraz geniş etti. Ondan dolayı bunları aldık. Bunlar da 1 dolar. Bunları almayacağım galiba.
Tamam. Çünkü çok fazla renk renk kap almışım. Onu geçmişiz okay. Farkında çöp değilim. Çöp aldık. Şöyle. Bunlardan vazgeçtim şu anda. Şu ne? Ha bu da üçlü priz girecek şekilde. Üçlü güzel bir şey yani. Bu ne? Buraya gidiyoruz. Bunu da perdeleyeyim diyelim. Diğer ucu. Bunu da şöyle götüreyim. Sonra arabayı şöyle götürelim. Bakalım ne olacak. Şurada da çöp var galiba. Şurada da çöp etmişler. Biz de onu atalım. Şimdi bu tarafa geliyoruz. Evet, bu kadar aldığımız şey arkadaşlar şöyle bir fiyat tuttu. $345 tuttu. Arabada insert bakarsın. Okay. Şimdi şifresini girelim. Check-in hesabımızdan, check hesabımızdan giriyoruz. Şifreyi de girdik. Ama daha hiç mobilya almadık. Tabii canım, hiçbir şey almadık. Onları bunlar söyleyelim. Tamamen ıvır zıvırdı yani. Evet. Hi YouTube! Yeah, you're like thank you so much for your help. Ben daha önce buraya gelmeden şeye başvurmuştum. IKEA'nın aile kartına başvurmuştum. Onu okuttum galiba. Onunla ilgili de bizim reyonda görmediğimiz ama kasada şu an olan bazı ufak tefek yani küçük ama birkaç indirim görüyorum şu anda. Ne güzel. Bu da aklınıza olsun. Ya ne kadar küçük olsa $10 indirim yapsa zaten $200 ediyor. Evet. $20 indirim yapsa $400 ediyor yani. Hani bunun ufak büyük hala. Evet bizim yani %10-15 civarı gibi sanki böyle totale güzel, şey güzel. Yaparsak güzel. Şimdi ben ütü masamızı da unutmayayım da akşam fırça yemeyeyim. Şöyle bir TV ünitesi var arkadaşlar. Fiyatı ne kadarmış? $910. Tabii her şey farklı ayrı. Burada var mı bir şey? Yok. Spotlight farklı bir şey. Bu dahil mi buna? Dahil değildir sanıyorum ki. 910 diyor. Şurada ne diyor? Black Brown Clear Glass. Tamam, combination diyor. Evet tümü. Bunlar hepsi, ve evet. Bu. Frames $450 şeyler. Bunlar interior and exterior fittings. Ucuzmuş da yani. Aslına bakarsan. Değil mi? Bir sürü şey var, bir sürü parça var. Ha şöyle. Tek üniteye göre çok pahalı. Tek ünite ne kadar? Ucuz değil. Tek ünitede $190 diyor. Mesela şöyle beyaz bir ünite var. Ama daha ileri de var ama pahalı bence o. Ne var? Bunun beyazı var. Tek şu alttaki mesela. Şimdi bunlar gerçi set halinde yapmışlar burada da hep. Biz şu anda televizyona koymak için bir şeyler bakıyoruz arkadaşlar. Televizyonumuz için bir ünite bakıyoruz. Karşı tarafta var mesela. Bakın $170 diyor. Ona göre pahalı o. Yani IKEA'ya göre pahalı ha, şu bence. Şu benim baktığım camlar vardı. Şu senin beğendiklerin vardı. 399. Şuradakiler var. $399 oluyor. Şuradan görebilirsiniz. Evet. Çekmeceli. 58 inç televizyona kadar. Bizimki galiba 58'den biraz daha büyük ama çok da problem değil. Üst taraf böyle. Hı hı. Bir de şu alttaki var da bu alttaki de çok basit bir şey. Bu beyaz güzel değil zaten tuvalet bence. Tuvalet şeysi gibi duruyor. Ben şu koyu renk ahşap gibi olanını sevdim. Şu mu? Yani o tonu sevdim ama. Şu. Evet, oh. Ben onu beğendim. $400 diyor. Bu da grimsi gibiymiş de. Şu, alacaksan bu daha güzel bence. Şurada da bir hareket var. Bizim duvar bu arada şöyle bir... Yok, nasıl? Böyle bir duvara benzeyen bir renk de burada yok. Böyle bir yeşilli gibi bir değişik bir rengi var duvarında. Bir. Evet, şimdi arkadaşlar bizim kızın Ela'nın odasına bir şeyler bakıyoruz ama bu çok yüksek değil mi? Mesela böyle bir şey, canım, kocaman bir şey. Küçüğü de var. Bunun çeşit çeşidi var. Kapakları mı $20? Bunun aynısından 4-5 çeşit var. Evet. Ama şey bu parlak. Parlak, lucky gibi diyorsun. Tek kapak $20. $20, $30 kapaklar var. Evet, şu olabilir. Şöyle şunun kısa boylusu var. $109 demiş. Kaç bölmeli? 1, 2, 3, 4 bölme hatta 8 bölmeli bir şey var. Mesela aklınızda bulunabilir. $109'lık bir şey. İşte buraya da şöyle değerlendirmişler. Biz de şu küçükten bir tane alacağız. Ona kapak koyarız. $79 Ela diyor. Oyuncaklarını bundan falan koyar içine. Ön tarafı da şöyle oluyor. Onu da gösterelim. Diye düşünüyorum. Mesela şu tarz bir şey olacak. Ha bak bir de şöyle bir şey de olabilir. Şu sepetler de çok hoş. Bak şöyle sepetlerden de koyabiliriz. Bunlar böyle da daha çok şık olmuş. En azından evet. İşte ıvır zıvır oyuncaktır vesairedir bir şeyleri bununla götürebilir. Bu sepetler de $25. Tabii bunların hepsine, bu söylediğimiz tüm fiyatların hepsine %13 Ontario vergisi eklemeniz lazım. Bence sepet alacaksa yani şunlardan ya da bunlardan alacaksak arkadaşlar ben bunu beğendim. De. Yani beyazda daha kombin. Aa bak bu daha Ela'nın güzel. Odası çünkü beyaz. Yok en güzeli buymuş bence de. Şu renk daha iyi olur muhtemelen. Bu tahtadan istiyorum. Tahta. Çok güzel. Tahta elementini buldum. O zaman alıyoruz bundan. Alıyor muyuz? Şu anda hemen alıyor muyuz? Beğenmedik mi? Tamam. Alıyoruz. Bence alalım. Alıyoruz. Kaç tane alıyoruz? Kaçlısını alıyoruz biz bu dolabın? Biz şu yerdeki dörtlü, küçük dörtlüyü alalım. Dördünü de alıyor muyuz ondan? Hayır, dördünü almıyoruz. Biri açık olur. İki tane alalım. İki açık, iki kapalı tamam, gibi iki böyle tane çapraz alıyoruz. Yapabiliriz. Onu aldık. İlk para gitti. Hadi buyur. Sandalyelere bakarsak arkadaşlar yani bıdık bıdık sandalyeler. Canım var evimizde böyle sandalye. $40. Mesela bu var. $80. Bir de şöyle bir minileri var $15. Rahat mı derseniz pek değil. $150 civarında. Bu da $100 civarında. Aslında bunların arasında en şeyi de bu görünüyor ama. Ondan bizde var ama. Şöyle baktığın zaman yani $150. İçinde bileyim simsiyah çok ben tabii beğenemedim simsiyah, onu. Ben de beğenemedim. Bizim evimizde zaten iki tane profesyonel tip şöyle var. Şöyle şey var. Mesela biraz daha o da simsiyah canım. Aynı olabilir. Şeyi söyledik. Simsiyahı buldun ya gene. Simsiyah değil bunun rengi yok mudur? Renk şey olarak. Yoktur. IKEA'da rahat olsa görürdük.
karşıda var. O 220 dolarmış. 129 dolar. Yani sandalyeler de arkadaşlar bir 150-200 dolar arasını gözden çıkartmanız gerekecek gibi duruyor. Şöyle baktığımız zaman mesela 100 dolara bu var. Bu az önce gösterdiğimiz. Genel olarak sandalyelerde hep o fiyatlarda gördüğümüz kadarıyla. Evet, şimdi biz açıkçası birazcık ekonomi yapmaya karar verdik. Neden derseniz şöyle bir sandalyemiz var. Ela bir kalkar mısın? Bizim çünkü zaten evimizde iki tane evet, iyi koltuk var. Ela için de bence bu gayet yeterli. Bu da böyle bir tanesi böyle güzel güzel otursun. Şurada da masası. Koltukları da gördüğünüz gibi şöyle ufak bir koltuk mesela. İkili koltuk 1000 küsür dolar. Burada bir ikili koltuk 1400 dolar civarında. Burada üçlüsü var 1300 dolar civarında. Yani burada bütçeye uygun koltuklar var. İkilisi 1500 ama mesela böyle biraz daha büyük bir şey olsun istiyorsan 2064 bin dolara biraz daha uygun. Yukarıda 1000 dolara var. Şurada 1400 dolara var. Yani burada gördüğümüz koltuklar da şurada bu saatten sonra aşağı yukarı 1000 dolarla 2000 dolar arasında değişecek. 950 dolar, 900 dolar. 600 dolar var ama onu minderi yok. Bir oturursak bir tarafımız kırılır yani. 1000 dolar civarında. Şurada biraz daha böyle büyük tarzda şeyler var. Mesela 1600 dolarmış fena değil gibi. Şurası var 1600 dolar. Burası 1100 dolar. Koltuklar burada gördüğünüz gibi vergisiyle birlikte yaklaşık 1500 ile 2000 arasına doğru geliyor. Koltuk kısmına geçersek. Şöyle mesela biraz daha büyük L şeklinde olanlar var. Şu ne kadarmış? Mesela 2000 dolarmış bu. Üste biraz daha derli toplu görünüyor. 1300 dolar. Deri 2700 dolar. Şurada da bir tane köşe takımı var. Fena değil. Bunun da kumaşı fena değil. Evet, evet. Bu da 1690 dolar mesela. Değerlendirilir mi? Değerlendirilir. Biz farklı bir takım aldık. Onu da ev videosunda ekleyeceğiz zaten. Değil mi? Biz normal mobilyacılar. Bir set aldık. Yine dayanamadık. Yani bizimki de bir herhalde bir 3500-4000 civarına falan geldi yani aşağı yukarı. Ama full set aldık. Yani onu da sehpaları detaylarını var. Sonra evet. Devam ediyoruz. Şurada mutfak kısmına geldik şimdi. Mutfak kısımlarında bizim masamız yok değil mi? Bizim masamız yok, mutfak masamız yok, sandalyelerimiz yok. Yani daha doğrusu bizim mutfak değil de hem bir yemek masası gibi olacak. Yani tek masa hakkımız var. Mutfağı ayrı, salonu ayrı almayı düşünmüyoruz. Aslında evde yer var ama şimdilik bilmiyoruz. Bu seneyi bir görelim. Hani bu evde bu sene daha kalabiliyor muyuz? Ona göre bakarız. Tamam. Mesela şöyle büyük bu. Çok büyük bir masa mı olacak? Çok, büyük, çok büyük masa olacak. Büyük evet, bir masa isteyenler için bunun fiyatına bir bakayım. Merak ettim. Fena da değilmiş. Bu çünkü güzel bir masaymış. Ayakları falan da bayağı evet, iyiymiş. Sağlam bir masa ne gördüğünüz gibi. 1200 dolar. Evet. Ya zaten iyi şeyler 1000 ve üzeri oluyor evet, genelde burada. Ne kadar üzeri? 1400'e falan doğru da var. Evet. Sandalyeler de genelde masa sandalyeleri 100 ile 200 arasında değişiyor. Yani iyi bir masa sandalye takımı şöyle 6 kişilik alırsanız ona göre hesaplayabilirsiniz. Bir ciddi maliyetleri olabilir. Bu dolap çok güzelmiş. Bir de bunu alalım. Ya buzdolabına da bakalım çift gelmişken. Kapalı. Mesela çift kapaklı bir büyük bir buzdolabı 3800 dolar. Çok güzelmiş ama gerçekten. Ha, buna bak, ihtiyacınız buz olmayacaktır. Şey var. Kanada'da çünkü hemen hemen bütün evlerin bizim beyaz evde eşyalı de göreceksiniz. Beyaz eşyaları var zaten. Fırındır, bulaşık makinesidir. Evet. Kıza bakıyorum bir anda. Fırındır, bulaşık ama makinesidir. Şöyle, bizim mesela evimizdeki buzdolabı biraz içi küçük ve burada çok fazla ürün var. Birkaç tane alıp denemek istiyorum ben, alamıyorum. Hmm. Dolap gerçekten sadece iki gözü var. Bir gözü de yarım gibi. O çok az. Bir gözü az. Toprağa bakıyor. Yani hani ev alsak bence o dolabı değiştiririz ya da ikinci bir dolap mutlaka almamız gerekirdi. Neyse ki ev almıyoruz. Bakarsın alırız. Hayırlısı artık. Aa, Ela arabayı almış geliyor. Aslansın. Al senin ada, burada ada. Senin ada satılıyormuş. Az önce adayı alamıyor muyuz dedim de. Ada mutfağı almaya adasını çalıştı. Zaten masa sandı onu. Güzel göründü çünkü bir tanesi gözüme. Bu da alınmıyor mu? Alınıyor işte bu. Canım alınıyor da bunun nereye? Mutfakta koyacak bunun şeyini uydurman lazım bir kere. Tamam. Mobilyanı uyacak. Alınıyor mu? Alınıyor. Ondan sonra alınıyor da nereye koyacağız? Tamam koymuyoruz. Hadi devam edelim. Devam edelim hadi. Bir de hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Buralara gelirken kalın giyinin. Tişörtle gelmeyin. Evet. Gerçekten yani çok soğuk. Dondurucu bir soğuk oluyor genel olarak. Ciddi anlamda soğukla karşı karşıya kalıyorsunuz. Birazcık dayanıksızsanız soğuğa hiç hoş olmuyor yani. İki gündür ben yaşıyorum. Aman dedim alışmışımdır, bugün de üşüdüm şimdi. İndirimli sandalyeler bulduk arkadaşlar. Mesela 149'dan 89'a inmiş. Şöyle tipi de gayet hoş. Bir de böyle yaslanınca hani böyle oh deyip arkana yaslanıyor. Yemek yedin ya böyle yedin o. Oo ne güzel yedik i̇şte yapabiliyorsun ya. Bayağı uygun yalnız fiyatı. Fiyatı çok uygun, ben çok diğer da beğendim. Diğer şeylere senin göre alacağın istediğin renge yakışır mı? Bak arkada bence hemen yakışır çünkü bunu koyu renge. Bunu bütün masalarla kombin etmişler. Yani açık ahşapla da kullanmış. Koyuyla zaten oluyor. Şöyle koyu bir masa istiyoruz çünkü biz. Şuydu. O griyle bu olur değil mi? Çok
şu. Getireyim bir tanesini ya, dur alayım. Hadi getir bakalım. Fıtı 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 fıtı. Ha bir de evde başka sandalyemiz yok. Olmuşken. Gayet oldu ya. Daha ne olacak? Oldu sanki ha. Bir daha oturayım bakayım. Şu şey mesafesi falan nasıl? Ne burada yemek yiyormuş gibi ya. Yok şöyle oturayım. Bir de sana bir şey ısmarlayayım burada. Sandalye yüksekliği de iyi. Rahat da gerçekten de. Ben beğendim. Şimdi söyleyelim. Getirden. Getirini de getirsin. Nasıl söylüyor? Bu da şöyle görüyorum. Şöyle arkadaşlar, diğer masaları da size göstermeye çalışayım. Mesela 259 dolara işte böyle ufak cana bir masa var. İşte 329'a var bu şekilde şöyle ufak cana bir masa. Yani ufak dediğim hepsi bunların 4 kişilik. 299'a var. Şöyle ahşap bu gerçekten ufak, boyu da kısa. 259 mesela burada. Yani bak mesela burada 1000 dolarlık var. Bu muhtemelen şöyle açılıyor da. Daha da genişliyor. 140'a 85. Ha? Şöyle 300 dolara var mesela. Aa bu da bak tek kişilik. Ya bu da küçük bunu, tek kişilik masa. Kapatırsan. İki kişi ya da tek kişilik. Evet ama bu da 250 küçük dolar. Şimdi 350 için. Dolara öbürlerini almak varken. Ha mutfak küçük, yerimiz yoksa evet, mı diyorsun? Evet tabii küçük evler var canım. Yani olabilir. Onlar için olabilir, gayet pratik. Şu beyaz da öyleymiş. Ya da öğrenciysen başkasının odasında tutuyorsan, tek kişi yiyorsan mesela o evet, da olabilir. O da olabilir. Aklıza gelen. Şu da bizim açılır masa dediğimiz bir masaydı. Bu işte mesela bu masa. 469 dolar. Bu 180 santim normali, 240 santime kadar da uzuyor. 90 santim de eni var. Açılıyor mu? Açılmış hali bu zaten canım. Daha nereye yaksın? Hayır. En küçük hali şurası o zaman. Şurayı atacaksın. Bu biraz büyük bizim için bence. Tamam açmayız. Şu alttan kapandığı yeri görüyorsunuz zaten şöyle. Peki bu bizim sandalyeyle uyumlu olacak mı şimdi? Olur ne diyorsun? Bence. Oluyor mu? Olur. Bir de şuna bakalım. Bak bu da açılıyor. Ama bu olmaz. Niye? Uyumlu olmaz. Kahverengi o bildiğin. Ne renk? Bunun içinde grilikler var. Hmm. Koyu kahverengi ve grilikler var. O direkt kahverengi bence. Tamam peki. Bu da mesela 500 dolarlık bir şey. Bunun da sandalyelerinde 135 dolar demişler. Bergamot rengi mi acaba? Bilmiyorum. Ne canım? Bir de ben şöyle açık renk masaları seviyorum ama hani... Ne bu mu? Bu adı? Onları Yelda tercih etmiyor. Bu adı? Aha, bergamot mu? Rengi mi acaba? Bergamot gibi renk olabilir mi? Şimdi dolap kısmına geldik arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Dolapları ne için bakıyoruz? İşte el ağaya bakıyoruz, bizim başucumuza evet, bakıyoruz, yatak odasına bakıyoruz. Yani tam dolap değil bunlar tabii. Ya dolap çekmeceli, derken çekmeceli. Ne deniyor evet, şu an? Tuvalet masası da değil. Şifoniyer falan şey mı neyse işte. Evet. Hepsinden var. Ha mesela şöyle bir şey. Ben onu hiç beğenmedim mesela, o güzel hiç değil. Hiç beğenmemiş, ben de beğendim ama 350 dolar. İşte ne bileyim, çorap koyarsın, boxer koyarsın, fanila koyarsın, tabii, bir şey koyarsın gibi böyle bir organizasyon yapabilirsin. Arka tarafında var. Şöyle bir şey. Hı hı. Şurada da videosu oynuyor bunların. Üst tarafta var. Şu tarafta var. Birkaç tane farklı. Çekmeceliler var. Mesela küçük olanlar 80 dolar. Biraz büyüğü 200 dolarmış şu. Şöyle. Yandaki 250 dolar. Bir boy büyüğü de 299 dolar. Mesela şunlar. Bu bayağı pahalı geldi bana. 500 dolar. Bir de ben bunu beğenmedim. Bana biraz eski geldi nedense bilmiyorum. 579 dolar biraz daha pahalandı. Ama bayağı büyüdü bu. Büyüdü evet. Şurada hı hı, küçüğü 200 dolar. Evet. Güzelmiş. O gün bizim baktığımız nerede onu bulamadım. Heh şuradaydı o. Biz şunlara bakmıştık. Şurada biraz daha değişikleri var. Peki bunlar mesela nasıl? Gerçi 450 dolar. Bunun vergisi de 500'ü geçiyor. Bu fena değil mesela bak bunun. Heh, bunu şöyle bir büyüğünü alabiliriz bir, bence. Bence de sanki. Ne kadardı bu? 300'müş. Bunun iki tane de başucu şeyini alabiliriz. Bizim çünkü odamız beyazla uyumlu bir mobilya vardı. Şunu aldın 60-60, 120. 300'de bunu aldın, 420. Bir de vergileri koydum, 500'e gelecek aşağı yukarı şu yani. Şu yukarıdakiyle evet, şu küçük. Hı-hı. Yani gelecek, yapacak bir şey yok. Burada en önemli şey doları Türk parasına çevirmemek. Çünkü bir tane Mitsubishi Outlander kiraladım. Aylık 120 bin TL'ye. Bunlar arabaya sığacak mı? Yakaladık. Dolaplara gelelim. Hani bizim ihtiyacımız yok ama burada çok uygun fiyatlı var. Mesela bu 200 dolara. Ölçüleri şöyle. Kaça kaç? Bir an söyle onu da. 76, 79'a 176 santim. Yani neredeyse işte benim boyum kadar. Gayet bir kişi için gayet yeterli olabilir. Bir başlangıç için özellikle. Fiyatını da söyle. 200 dolar dedik baştan. Tamam pardon. Evet söylemiştim bir onu. Bir de sürgülü var. Bu 280. da 280'e ama bu onun kadar. Bu biraz ayakkabılık ve portmanto gibi duruyor. Sanki. Bence bunlar gene ufak evler için çok uygun olabilir. Bir de esas yok bu değil de şu var. Burada fiyatı uygun olarak gösterilen. Şöyle aynalı bir şey bu var. Bu bayağı güzel. Bu üç kapaklı. Zaten burada şey, bu bizim bu arada aldığımız şeyin aynısı. Hangisi? Çekmecelerini aldığımız şeyin dolabıymış bu. Ha, İsmi brilliant, aynı. Bu da bayağı kullanışlı bir şey olsun diyorsanız da bu da 3. 3 şeyli, 3 kapaklı bir dolap. Şu mesela bu 329, şurada da 229. Bu 2 kapaklı, bu 3 kapaklı. Şuradakine farklısı, o 199'lu bir tık daha şeyi. Yani 3 kapaklılar 300 dolar, 350 evet, dolar civarında şurada gördüğünüz kadarıyla. Şurada böyle değişmiş bir tık, evet, daha şık gibi görünüyor.
Ne bileyim şöyle ayakkabılık mıdır nedir bunlardan var, şöyle gelmişken göstereyim. Şurada portmanto var mesela 329 dolara. Gene böyle bir dolap var, o da 300 küsür dolara. Aynalı olmak kaydıyla bu sefer. Evet. Gibi gibi. Evet, bu da çok hoş. Yine az yer kaplayan bir ayakkabılık. İşte şuraya ilk çekmeceye işte telefon, anahtar ya da işte bir şeyler konabilir. Burası da böyle açılıyor. Yerden tasarruf için 6 çift burası, 6 çift aşağısı da. 12 çift ayakkabı alır bence rahatlıkla burası. Evet alır. Fiyatını da söylüyoruz. Hazır mısınız? 219 dolar. Fiyat 219. Bu daha da mesela şurada Gucci. Az yer kaplayan bu 159 dolar. Bu da fena değil bence. Yani hiç yerim yok ama illa ayakkabılığım olsun, düzenli görüneyim diyorsan. Ona benzer bir şey. Bu da 179. O da oralarda. Hatta bu daha da güzelmiş öbüründen ama kapanmadı. Neyse. Bunlar ne kitaplık falan gibi şeyler işte. 90 dolar, evet. 225 dolar. Bu evde dekoratif şeyler koyabilmeniz için gibi olabilir. Bu 129 bence bu. Bu da bir ayakkabılık. Fiyat performans için çok daha iyi bu. Özellikle bu. Sonra onun sonra haricinde. Bak şu bizim evimizdekinden. Bizde de bu var arkadaşlar. Bizim evimizde var bundan. Evet. Onu biz kaç dolara? 250 dolar diyor. Biz bunu 20-30 dolara bir şey aldık. Biz bu arada evet. Evin bütün eşyalarını ikinci el satın aldık şeyden, Endi'den. Bahsetmişimdir muhtemelen. Bizim 2000 dolar civarına geldi. Birçok eşyasını satın aldık. Tekrardan bir hatırlatmış olalım. Bu bayağı paraymış yani. Tabii canım bayağı ve çok da kullanışlı bu arada. Altına da 6 çift ayakkabı sığıyor. Tabii sığıyor. Şey bizimkinin altı biraz daha iyi bundan, daha raflı. Bizimki daha pahalı uzun. Showroom'u bitirdik. Şimdi satın alma kısmına geçiyoruz. Evet. Yani bunları biz buradan bir 2000 dolarlık falan malzeme alacağız aşağı yukarı. İşte bir koltuk bilmem ne falan da alsanız, en az 2 küsür bin de onları alsanız. Yatak matak bakmadık ya hiç. Yatak mı? He. Büyük masraf kalemlerinizden biri olacağını düşündüğüm yataklara da geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle yataklar var, iki kişilik. Şöyle küçük yataklar var. Mesela küçük yataklar bu kaça kaç? 439 dolar diyor. Tabii bunun sadece bence şeysi 439 dolar. Bunu 439 dolar. Üstündeki matres mi deniyor, matris mi deniyor? Alttaki ayak kısmı da 429 dolar. Yani burası bir 900 dolara yakın. Tabii bunun bir de yastıklarını alacaksınız. Yastıklar işte 15 dolara da var, 50 dolara da var. Yani bu 1000 dolar gibi böyle bir basit bir yatak. Biraz daha yataklarda genişliğe kaçarsanız mesela sadece matrisi işte 900 dolar civarında şöyle daha kaliteli bir yatak olabilir. Ayak 180 dolar. Ayakta biraz tasarruf edebilirsiniz mesela. Ya da böyle biraz daha küçük bir şeye giderseniz bu yastıktır 999. Yatak 229. Yatak dediği de yatak demeye bin şahit lazım. Yatak 229. Altındaki ayak 349 şöyle bir şey. Bu var. Onun dışında bir mesela gene 900 dolar işte yastıklar 30 dolar. Yani yatak ve altına en az bir 1000 dolar muhtemelen de daha fazlasını harcayacaksınız. Bunu böyle düşünün. Bizim mesela evdeki yatak 2'ye 2 yataktı. Bir sıfır bir yatağı vardı arkadaşın. Endi'nin, ev sahibinin daha doğrusu. Onu bize verdi. Onu biz çok ucuz aldık. Yine 400 dolara mı ne aldık? Bayağı ucuz aldık yani. Şimdi bir de şuradan ben az önce hello. Hi to Turkey from here. Bu arada çok şey sıcak davranılıyor. O da çok güzel. Değişik oluyor yani. Şimdi şurada çocuklarla ilgili yataklar gördüm. Çocuk mesela karyola. Bu sadece kendisi 190 dolar civarında bir fiyatı var. Onun haricinde şuradan baktığımız zaman işte yatağa 50 dolar demişler. Alt tarafı işte minderler demiş 119 dolar demiş. İşte şunun çekmecesi 90 dolar gibi. Yani burada mesela 200 dolarlık bir paket yap. Şöyle ufak çocuk set gibi bunlar 100 dolardan başlıyor. Şöyle 169 dolar ufak çocuğunuz varsa daha küçük bir yatak alacaksanız 250 dolara kadar çıkıyor anladığım kadarıyla. Nevresim deniyor sanırım. Hanım yanımda olmadığı için. Bu nevresimler işte hem yorganı hem yastığı. Mesela yorgan 30 dolar, yastıklar kaç dolar bilmiyorum. O da vardır bir 20-30 dolar da onlar vardır. Mesela şöyle bir ufak karyola ufak çocuğu için olanlar için 149 dolar. Burada da böyle bir fiyat var. Bir tık daha işte uyguna işi kapatmamız gerekiyor derseniz gerçi bu da işte uyguna değmiş yani. Yani görünüş olarak çok daha basit ama fiyat olarak 200 dolar daha pahalı bir şey var burada. Böyle bir şey olabilir. Çocuklar için aynı zamanda geldiği zaman mesela ufak bir çalışma masası 90 dolar. İşte minik bir sandalye 60 dolar. Ne yetti sana? 150 dolarlık burada da bir şey var. Yine çalışma masalarında da 300 dolarla 500 dolar, 700 dolar arasında değişiyor. Onları da aklınızda tutabilirsiniz. Bizim aldıklarımız tabii ki dediğim gibi daha limitli, daha kısıtlı. Bunlar birazcık sizin alacaklarınız. Bazen de bebeğiyle falan gelenler oluyor. Çok küçük çocuğuyla bebeğiyle gelenler oluyor. Onlar için de şunları göstereyim. Mesela böyle bir beşik
Bunun muhtemelen bir tarafında da kapağı vardır diye düşünüyorum. $250 böyle bir şey alabilirsiniz. Ya da işte şöyle daha kapaklı bir şey $300. Daha kapalı bir şey. İçindeki yatağın da fiyatı ne kadardır? Bu da nereden baksan bir $100 vardır yani. $300 toplamda bir de o $400 civarında bir şey olacaktır büyük ihtimal. İşte atıyorum iki çocuk geldiniz. Böyle bir ranzanız oldu $350. Ondan sonracıma masanız oldu. Onu koydunuz $150. Sandalyeniz $70. Böyle bir set de yapabiliyorsunuz. Komple şöyle bir set de yapabilirsiniz. Üst tarafı ile birlikte $350 bu. Alt taraf hariç. Ya da şöyle iki çocuklu geldiniz. İki çocuklu gelenlere Allah kolaylık versin. $400 bunk bed ranzanın şeyi. Ondan sonra bu şeyleri içindeki matrisleri $200 da bunlar var. Artı dolabınızı da eklerseniz, halınızı eklerseniz $169. Dolabınızı eklerseniz $180. Şöyle bir ufak masa eklerseniz bu da $99. Ciddi anlamda tabii ki bunlar para tutuyor. Bazı iade edeceğimiz malzemeler var. Mesela bardak hatalı çıktı. Onu iade edeceğiz. Bir tane perde almıştık. Perde çok ciddi uzun geldi. 3 metre almışız perdeyi hiç boyutlarına bakmadan. Bize 1.50 civarında bir şey lazımdı. Onun iadesini yapacağız. Bakalım iade süreci nasıl olacak? Ne isteniyor, ne istenmiyor? Bu da size IKEA ile ilgili bir bilgi olacaktır muhtemelen. Hani bir şeyleri iade ederken ne gerekecek? Öncelikle bu buralarda bulunan ekranlardan arkadaşlar adımızı bekliyor, giriyoruz. Telefon numaramızı giriyoruz. Ondan sonra bekleme listesine seçileceğiz. Şimdi bastık. Evet, şu anda adımızı muhtemelen aldılar. 24 kişi bekliyormuş. Vay baba. Bekleme listesine. Tamam, ya girdik. Da... Ya da başka bir zamana şey yapıyorsun. Schedule an appointment diyorsun. Yine üsttekini seçeceksin. Yine adını gireceğim muhtemelen. Ha. Bugün saatimize bakalım. Saate hemen bakıyoruz. Saat 3. Evet, şöyle de hemen akabinde arkadaşlar mesaj da geldi. Saatimiz yazıyor. Bir randevu aldığımız yazıyor. Burada ama çok fazla bekleyen kişi var. Biz de bilmiyoruz nasıl olacağını. Acaba bu saat gelince gerçekten de bizi alacaklar mı? Yoksa gene 20 kişi bekleyeceğiz mi bakalım. Bence bekleyebiliriz. Bence almayacaklar. Adamın burası, üstünden alacak halleri yok. Değil mi? Belki yok. De alırlar bilmiyorum. Zaten bu arada şeyi de söyleyelim. İade ve değişim için şöyle söylüyor. Satın alınan ürünler 90 gün içerisinde iade edilebiliyor demiş. İyi oldu. 90 gün gayet iyi zaman. Evet. Öyle yazıyormuş. Hadi bakalım ne olacak. Arkadaşlar böyle bir iade alıyoruz. Ne yapıyoruz iade alırken? Geldik, fişimizi verdik. Fişi verdikten sonra... Ürünleri gösterelim. Perde uzun geldi, açık bir üründü. Onu gösterelim. Paketi parçalanmış bir üründü. Bardaklarda da defo vardı ama kimse bakmadı bile. Şu an sadece iade direkt yaptık. İademizi aldık. Hiçbir şey sorulmadı. Şu anda biz bir oturduk, bir hesap yapıyoruz arkadaşlar. Kendi aldıklarımızın bir hesabını yaptık. Bir de şimdi size kabaca bir dökümde bulunalım istedik. Mesela şöyle biz, bizimkileri çok da önemli değil. Video içinde gördünüz. Mesela bir salon için, salonda bir şeyler alacak arkadaşlar. Boş evden bahsediyoruz bu arada. Boş ev derken mutfağınızda beyaz eşyanız oluyor. Bunu unutmayın. Bazı evlerde gömme dolaplar da oluyor. Bunu da unutmayın. Hani evet. Bunlar genelde bunlar çok iyi. Masraf dışı kalıyor. Salonda televizyon alırsan, televizyon ünitesi alırsan, işte sehpa alırsan, masa alırsan ve sandalye alırsan gibi bir grup yapabiliriz. Mesela televizyona 500 ile 1000 arası bütçe ayırabilirsin. Üniteye 500, 600, 700 gibi bir şey ayırabilirsin. Sehpa işte ortaya bir sehpadır, bir şeydir. Evet. 200-300 ona bir bütçe ayırabilirsin. Masa. En önemlisi bence masa. Evet. Ona 500. 500-600 civarı. Bence yani daha uyguna da bulunur tabii de bu hani kişiden kişiye değişen bir şey. Sandalyesi de aynı şekilde 100'den başlıyor. 150-200'e kadar gidiyor ama bence ortalama 150 diyebiliriz sandalye başına. 6 tane minimum sandalye alacağız herhalde. Evet. Yani yaklaşık $3000 yapıyor bence bir salonu. Hani ama adam akıllı. Yani çok böyle bekar işi değil de bir aile için. Birkaç arkadaşım var gelir diyorsanız, ziyaret eder diyorsanız hani ve bundan rahatlıkla orada işte vakit geçirebileceksiniz masada oturup. Öyle düşünürsek bence 3000'i bulur gibi. 3000'i bulur diyelim. Biz hani çok da aşağısını söylemeyelim. Sonradan da hani siz hesabı yukarıya yapmış olun sonuç olarak. Aşağısı olursa ne hala cebinizde para kalır. Olabilir tabii ki de. Yatak odası biz dediğim gibi birçok şeyimiz hazırdı ama şimdi ben yataklara baktım gördünüz de. İşte matrisi 6'dır ondan sonra şifonu 7'dir, dolabıdır bilmem nesidir. Bunlara bir ortalama verirsek yani 2000'den aşağı çıkmanız zor. Evet zor. O kısımda sen yoktun ben baktım. Hele ki bizim gibi biz mesela ikimizin de bel fıtığı var. Her türlü yatakta yatamıyoruz maalesef. Hani çok ne çok sert olacak, yumuşak olmayacak gibi. Ama zaten burada bu arada şey fark ettin mi? IKEA'da da var. Yataklar için iade süresi vardı. Evet, aşağıda evet.
yazıyordu. Onu tekrar bir şey yapabiliriz, bakabiliriz. 90 yazıyor ama şartlarını tam şimdi hatırlamıyorum. O var. Yaklaşık şey. 2000 dolara da bir yatak odası takımı ama böyle komple olur. Evet. Alınır. Televizyon istersen bir 300-500 daha üstüne televizyon eklersin. Televizyon bence yatak odasında evet. Gerek yok. Bizim bence. Evi görürse şimdi bizde bayağı bir televizyon var. Ben memnun var. Değilim. Çok inşallah onu aşağı indiririz. Ben çok hoşuma gitti ya, yatak odasına gelip yani, dev gibi bir televizyonla karşılaşmış işte olmak. Yani her yerimiz teknoloji zaten. Bir tane de eksik olsun bence. Tamam peki. Çocuk odasına gelirsek yani bu çoluk çocuk nasıl evet. Büyük mü küçük mü yani ona göre bizim değişecek. Bizim kızımız bu sene 2'ye geçecek. Şöyle bir kızımız var. 2. sınıfa geçecek. Hani ilkokula giden hani küçük bir bebek gibi değil tabii bizim artık hani bebeklik eşyaları kalmadı. Hiç normal bir tek kişilik bir yatak, bir küçük bir dolabı, bir de işte eşyalarını, oyuncaklarını koyabileceği böyle ufak bir şey. Bir de bir masa ve sandalye ama gene ufak bunlar. Yani bizim Ankara'daki masa sandalyemiz tabii. İşte sitelerdeki işte bir iyi bir mobilyacıda özel sipariş yapılmıştı. Burada o hayat yok yani hani ve bundan gerek ben yok. Çok memnunum şu anda. Aynen gerek de yok. Evi çok doldurmuşuz taşınırken fark ettik. Her yerimiz eşyaydı. Ne çok yükün altına girmişiz gerçekten. İnşallah burada bunu yapmayacağız. Burada hafifliyorsunuz arkadaşlar. Daha iyi. Evet. Kafa çünkü hafifliyor ister istemez. Neyse. Aynen öyle. Şimdi sonuç olarak 1000 dolardan dolar aşağı dedik. Çıkamazsınız diye evet, düşünüyoruz. Öyle çocuk düşündük. Odasında da. Mesela balkon var. Bizim balkonu balkon. Göreceksiniz şimdi. Hmm. Ev turunda göreceksiniz onu. Bahçe yani. Balkon değil. Balkon bayağı değil. Bir pardon. Arka bahçe arka yani. Bahçeden evet. Bahsediyorum. Backyard yani. Hı hı. Evet. Bizde çok güzel yukarıda büyük bir çadırımız var. Gazebosu var. Gazebo deniyor. Sana. Altı işte büyük masası. İşte 6 kişilik masa sandalye takımı minderleri var. Böyle ahşap görünümlü metal ama. O yüzden de hiçbir şekilde hava koşullarından etkilenmiyor. Yerden yüksek deck deniyor burada. Yerden yüksek bir evet. teras da değil de güvertesi var. Yani evet. Zaman. Yani yerle bir olmadığı da çok iyi. Ben çok hoşlanmıyorum biraz börtü böcekten ki burası doğal hayat biraz fazla var. Bugün tavşan çıktı mesela evin içinde. Bir anda tavşan geçti. Evet. Mutfağa girmek üzereydi neredeyse. Çok da tatlıydı ama. Bir de şey var. Burada barbekü çok kullanılan bir şey. Evet. Bizde sağlam bir barbekü var. Onu da aldık kendiden. Barbekümüze direkt gaza bağlıymış. Gaza biliyor bağlı. Musun evet. Bu arada? Evet. Orada şey vanası vardı. Barbeküler farklı evet. Oluyor birazcık. Türkiye'deki gibi mangal gibi mantığıyla olmuyor yani. Amerika'da ama da burada. Ama çok yakıyorlar. Bizim komşular akşamları evet. Hafta sonu özellikle bayağı bir koku oluyor. Mangal kokusu var ama. Biz Volkan'ı bekliyoruz. Buradan selam söylüyoruz kendisine. Evet. Onunla yakacağız. Tatilden gelirlerse ilk açılışı beraber yapmak istiyoruz. Bu da 1000 dolardan aşağı çıkmaz bu anlattıklarımız eğer evet. Böyle almak isterseniz. Çıkmaz. Tabii hatta hiçbir şey yapmaya da daha bile fazla. Yani bence bahçe 1000 değil 1500 evet. En az. Evet. Endiler iyi para harcamış. Yan komşu öyle söylemişti. Endiler bayağı para gömdü oraya dedi. Ama çok da keyifli olmuş. Çok bize kısmetmiş. Evet. Gelelim mutfağın ıvır zıvırına. Yani sen daha iyi bilirsin. Yani bu işte hani hanımların şeyine göre değişen bir şey hanımlara göre. Ama burada basitçe bahsedeyim. Tencere takımı, tencereler yani 20 dolara da var, 150'ye de var. O biraz aradığınız kalite ve şeye bağlı. Ben Türkiye'den getirdim. İyi bir düdüklü tencerem vardı, onu getirdim. Onun dışında bir iki tane küçük şey getirdim. Nedir adı? Tencere elimin altında olsun diye ama buradan da aldım. Tefal'in. Burada her şey var. Mesela Tefal kullanılanlar. Sonra buraya özgü markalar var. KitchenAid var işte. Şu an ismini hatırlamıyorum. Birkaç marka daha var. Oradaki bütün çeşitli her şey burada satılıyor. IKEA'daki ucuz olan tencereye baktım. Çok hafifti. Yani ben tercih etmem açıkçası. Ama alınabilir. Bekar biri ya da geçici olarak birisi alıp kullanabilir bence. Mutfak içinde ne diyeyim? Yani hiç diyecek bir rakamım yok. Yani mutfakta şöyle söyleyelim. Biz 300'den başlar rahatlıkla. Başlar. Biz mesela bu dediği başlı başına olan ürünleri getirdik. Bunlara Türk Hava Yolları'nda valiz başına para ödedik. Evet. Valiz başına 160 dolar ödedik. Aynen öyle. Yani ama valiz içine başına, kaç bin dolar? Yani evet. Bayağı bir yüksek bayağı bir şey para koyduk yani. O hesabı yaptık. Biz aklınızda olsun. Biz buraya 20 valizle falan geldik. Zaten görmüşsünüz evet. Videolarda. İzlemediyseniz yani de izleyin. Yani getirdiğimizde değdi çünkü içine hesapladık. Yoksa hani valizden daha ucuz bir şeyse anlamı yok. Ama Türkiye'de zaten parasını ödeyip sahip olduğunuz bir şeyi orada atıp buraya gelip tekrar yenisini almak da üç çok katmazsa. Mantıklı değil. Çünkü oradaki şeyler özellikle mutfak için hani bayağı kaliteli oluyor buraya göre. Onu da söyleyeyim tabii ki de. En az bir 300'den başlar ama o kişiye göre değişir. Çok çok değişir yani. Buradan ne kadar? 3000, 5000, 6000, 8000. Ne yaptı? Ya videonun başında söylediğim gibi ev düzmek bir 6-7 bin ile 10 bin dolar arasında bomboş bir evden bahsediyorum. Evet. Lüksüne göre. Öğrenciysen bunu belki 4000'lere kadar indirebilirsin ama daha aşağısı mümkün olmayacaktır. Hmm. Biraz artık bizim gibi yaşını başına aldıysan, biraz belli bir evet. Şeyde geldiysen buraya 10 bine doğru da gidecektir diye söylüyorum.
söyleyebiliriz. Çünkü biz bunların tabii haricinde de ev alışverişi de hazır aldığımız için eşyaları. Şu anda bu kalemler bizde yok ama biz de bunları alırken para tabii verdik yani. Bir de şey var, hani buradaki çok yaygın olan şey var ya, şu kullanmadığı eşyaları kapının önüne koyuyorlar. Mesela o gün çok eski bir model ama gerçek ceviz ağacının olan sandalye seti görmüştük, hatırlıyor musun? Evet, karşı evet komşuda. Evet. Ha mesela hiç para vermeyeyim, ekonomik takılayım, biraz dolaşabilirsin etrafta. Biraz bunları kovalayayım diyorsan evet, olabilir, neden olmasın? Yakalayabilirsin yani. Herkesin yani bütçesi bir de ayıp olun değil. Ayıp zaten olmaz değil. Özellikle alınsın diye koyuyorlar evet zaten. Bence olabilir. Evet. Niye olmasın? Böyle IKEA'daki durumlarda böyle arkadaşlar. Ev düzmeyle ilgili durumlarda böyle. Bu konuda bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer size faydalı olduğunu düşünüyorsanız bunları lütfen beğenmeyi unutmayın. Böyle videolar gelecek, biliyorsunuz. Benim kanalım normalde bir araba kanalı ama Kanada'ya geldiğimiz için, uzun süreli Kanada'ya geldiğimiz için bunlara da ayırdığımız bir oynatma listemiz var. Olacak, evet. Var, var artık, hatta var. Şu anda bu bilmem kaçıncı ha, videosu. Tamam. Evet var. Ve en güncel haberleri de veriyoruz. Buradaki büyük bir kanal olarak da sorumluluk sahibi olduğumuzu da düşünüyoruz aynı şekilde. Evet. O sebepten dolayı en doğru, en güncel haberleri de buradan takip edebilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kanada'ya gelecek olanlar unutmayın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.